Selamlar. Siz de oyuncu ekipmanlarının siyah sıkıcı görüntüsünden sıkıldınız mı? Hayır. Tabii bu da bir cevap olabilir ama ben birazcık daha evet yanıtından gitmek istiyorum. O yüzden bugün elimizde tam sizlere göre bir tane ürün bulunuyor. Bugün elimizde Rampage'in en son çıkarmış olduğu kulaklıklardan biri olan Rampage Rock isimli oyuncu kulaklığı bulunuyor. Hem böyle kendisini kırmızı daha göze hitap eden renkli bir tasarımı olması olsun hem de siyah oyuncu ekipmanları seven arkadaşları da burada mutlu eden bir tane kulaklığımız bulunuyor. Şöyle kendisinin renk seçeneklerinde bulunması bence gayet güzel olmuş. Özellikle de benim şu an kitim bu kırmızı oldu. Siyah üzgünüm. Siyah bir gaming ekipmanlarda klasiktir ama bu seferlik oyunu kırmızıdan yana kullanmak istiyorum. Kırmızının rengi benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu arada şunu da fark etmiş olabilirsiniz arka planım hakkında. Bugün elimde şöyle bir tane rengarenk kulaklık bulunduğunu söylemiştim ve bu kulaklığın rengine uyumlu olsun diye arka planım zaten renkliydi. Bunun üstüne bir de daha üst bir seviyeye taşımak amacıyla arka planımı hareketli, daha ışıklı mışıklı bir şeye çevirmeye karar verdim. Arka planın oynuyor olması kamerada çok fazla dikkat dağıtmıyor gibi duruyor ama yine dikkatinizi alırsa ve beğenmezseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda daha düz arka planlar kullanmaya devam edebilirim. Neyse bugünkü ürünlerden bahsediyordum sizlere. Kulaklıklarımızın videonun başına yeni olduğunu söylemiştim ama gerçekten yeterli olmadı diye düşünüyorum bu yeni demiş olmamı. Çünkü gerçekten çok yeni kulaklıklar. Hatta size şunu söyleyeyim, bu kulaklıklar benim elime yaklaşık geçen hafta gibi bir sürede ulaştı. Ve bu kulaklıklar Rampage'in internet sitesine tam bu videoyu çekmiş olduğum gün eklendi. Yani dün baktım, kontrol ettim, bu kulaklıklar Rampage'in sitesinde yoktu, öyle diyeyim. Bayağı yepis yeni kulaklıklar kendileri. Yani böyle bir kulaklığa ihtiyacı olan arkadaşlar varsa ve güncel bir kulaklık isteyen arkadaşlar varsa ve şu arka planındaki ekranım oynadı fark ettim. Onun kablosunda bir sıkıntı var arada videolarda siz de söylüyorsunuz yorumlar kısmında. Neyse konudan çok sapmayalım. Böyle güncel yeni çıkmış bu kulaklık arayan arkadaşlar varsa sizlere önerebileceğim güzel bir fiyat performans kulaklığı. Ayrıca yeni olduğunda şuradan anlayabilirsiniz. Bakın şöyle güncel teknolojileri destekleyen bir kulaklığımız var. Daha dünya çapında aslında stok problemi olmasına rağmen PlayStation 5'lerde de çalışan ve tabii ki bilgisayarlarda da Mac olsun Windows olsun çalışan bir tane kulaklığımız bulunuyor. Şöyle kulaklığımızın kutusunun gerçekten yani Rampage'in neredeyse tüm ürünlerinde olmuş olduğu gibi sade bir tasarımı bulunuyor. Kulaklığın adı yazıyor, kulaklığın resmini koymuşlar. Şöyle küçük teknik özelliklerinden bahsetmişler. Burada 7.1 olması ve 50 mm'lik sürücüler olması gibi. Arka taraflarda birazcık daha detaylı olan sesle alakalı olan teknik özellikleri yazmışlar. Kısacası kutu tasarımımız da bu şekildeydi. Şu şekilde görmüş olduğunuz kutumuzun içerisinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane kullanım kılavuzu. Bir de şöyle baloncuklu torbada olan korumalı bir şekilde gelen kulaklığımız çıkıyor ve kışı kırmızı rengini görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel değil mi rengi? Şöyle kutuyu da kullanım kılavuzuyla beraber, neden? Çünkü burada garanti belgesi bulunuyor. Kullanım kılavuzunun içerisine dahili olarak kenara kaldırıyoruz. Yani kullanım kılavuzunu kaybetmeyin. Çünkü kulaklığımızın 2 yıllık bir garantisi bulunuyor. Garanti kapsamına girebilmesi için hem kutusu hem de kullanım kılavuzunun durması gerekiyor. Şimdi bu iki kulaklığımızın da aslında aynı kulaklığın farklı renklere sahip olan modeli olduğunu söylemiştim. Ama bu iki kulaklığımızın bir tane farkı bulunuyor. Renk mi? Tabii değil yani. Onları ben de görüyorum. Bunu ilk defa bir aynı kulaklığın farklı renklerinde görüyorum şahsen. Çünkü bir tane kulaklığımız şöyle siyahken mikrofonu kulaklığın içerisine dahili olarak yapıştırılmış durumda. Ama kırmızı kulaklığımıza geldiğimizde aslında aynı kulaklık olmasına rağmen şöyle mikrofonu birazcık daha dışarıya doğru konumlandırmışlar. Yani aynı modelde böyle farklı bir mikrofon tasarımı birazcık daha ilginç olmuş. Tabii çok da büyük bir fark yaratmıyor şahsen. Hani ben bu tarz mikrofon olan kulaklıkları da daha önce kullandım. Bu tarz mikrofon olan kulaklıkları da daha önce kullandım. Arada çok büyük bir fark olmuyor. Sadece bunu birazcık daha farklı yerlere konumlandırabiliyorsunuz. Bu da şöyle dahili bir şekilde geliyor. Bunun üzerine herhangi bir oynama yapamıyorsunuz. Radyo kulaklıklarımızın mikrofonunun şöyle bir tane özelliği bulunuyor. Kendilerinin gürültü önleme özelliği bulunuyor. Bu sayede dışarıdaki takırtı kurtu seslerini arkadaşlarınızla konuşmuş olduğunuz vakitte veya ses kaydı almış olduğunuz vakitlerde sesinize daha az iletiyor ve sesinizin bozulmasını engelliyor. Bir kulaklıklarımızın malzeme kalitesinden, ergonomisinden ve tasarımından bahsetmek istiyorum. Her iki kulaklığımızın da mikrofon dışında herhangi bir farkı bulunmuyor. Gerek malzeme kalitesi olsun, gerek kullanılan malzemeler olsun, gerek de ergonomisi olsun tamamen aynı. Şöyle bir tane plastik kullanmış olmalarına rağmen plastik düz bir şekilde bırakmamışlar. Üzerine silikonla kaplamışlar. Bu sayede de görüntü olarak çok belli olmasa da birazcık daha mat bir görüntü katmış kulaklığı aslında. Doku olarak çok hoşuma giden bir tane yapısı oldu. Şöyle üzerinde de plastik görünümlü bir tane kafa bandı bulunuyor. Şu kısımdan bahsediyorum. Her ne kadar plastik gibi gözüküyor olsa da bu kafa bandının içerisinde de alüminyum bir parça kullanmışlar. Bu sayede de kolay kolay kırılmayacaktır. Şöyle geniş bir şekilde kulaklığı açmış olduğunuz vakitlerde dahil olmak üzere. Bir de ergonomi kısmına değinmek istiyorum. Kulaklığımızı şöyle görmüş olduğunuz gibi devasa 50 milimlik sürücüleri bulunuyor. Ki genelde 50 milimlik sürücüleri olan kulaklıkların kulak yastıkları birazcık daha geniş olduğundan dolayı şöyle küçük bir tüyo da vereyim. Genelde 50 milimlik sürücüleri sahip olan kulaklıklar 40 milimlik sürücüleri sahip olan kulaklıklardan
birazcık da ergonomi açısından daha rahat oluyor. Çünkü daha ne kadar geniş o kadar rahat diyorum. Şöyle yumuşak diyebileceğim, geniş ve üzeri deriyle kaplı malzeme kalitesi açısından gerçekten yüksek seviye olan güzel kulak yastıkları bulunuyor. Ayrıca bu kulak yastıkları şöyle hem geniş olduğundan dolayı da dışarı sesi birazcık da izole ederek size daha temiz bir kullanım sunmaya çalışıyor kendisi. Ve kulaklığımızın tasarımı, kulaklığın üst kısmı kulaklığın kafa bandından ayrı olduğundan dolayı şunu kafanıza takmış olduğunuz vakitlerde kendi kendini sizin kafanızın boyutuna, ergonomisine göre ayarladığından dolayı bayağı rahat bir deneyim size de sunuyor. Çünkü şuradaki alüminyum parçaların baskısını kafanızda, kafa bandında hissetmiyorsunuz. Onun dışında kulaklığımızın şöyle arka tarafına geldiğinizde ses açıp kapatabileceğiniz bir tane ses anahtarı bulunuyor. Ve şurada görmüş olduğunuz devasa 2 metre uzunluğundaki kulaklık kablolarının uzun olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü kasa sizin oturmuş olduğunuz sandalyeden ve monitörden uzaksa bu kablonun uzun olması mesela şu anki konumda olduğum gibi iyi olabiliyor. Şöyle bir tanesinin kablosunu çektim gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi USB uçlu bir tane kablosu bulunuyor. Neden USB uçlu da 3.5 mm jack girişli bir kulaklık değil diye soracak olursanız. Bir kere 3.5 mm jack girişli kulaklıklarda şöyle bir şey olabiliyor. 3.5 mm jack girişini takmış olduğunuz cihazın o girişi çok kaliteli bir giriş değilse kulaklığın ses performansına tamamen yararlanamayabiliyorsunuz. Veya üst seviye bir cihazı taktığınız vakitte kulaklığın ancak tam performansına yararlanabiliyorsunuz. O arada öyle bir farklılıklar olabiliyor. Ama şu USB girişli kulaklıklara geldiğimizde ses kalitesi hangi cihaza bağlarsanız bağlayın aynı oluyor. Ama bununla beraber kulaklığımızın ucunun USB girişli bir kulaklık olmasının asıl sebebi de birçok gaming kulaklıkta olmuş olduğu gibi bu kulaklığımız sanal 7.1 bir deneyimi size sunuyor. Sanal 7.1'in olduğuna kısaca bahsetmek istiyorum. En başta 7.1'i biliyorsunuzdur. Size bir tane sesi 7 ayrı kanaldan verdiğinden dolayı siz oyun içerisindeyken mesela sağ çaprazdan gelen ses ve sol çaprazdan gelen ses ayrı konumlardan geldiğinden dolayı oyunlarda daha rahat bir şekilde ses kasabiliyorsunuz. Sanki size o 360 derecelik oyun alanının içerisindeymişsiniz gibi hissettiren bir deneyim oluyor. Ama tabii böyle bir üst deneyim birazcık daha yüksek miktarlara sahip olabileceğiniz bir deneyim ve kulaklıklarla karşınıza çıkan bir şey oluyor. O yüzden piyasadaki çoğu uygun fiyatlı 7.1 kulaklıkların hepsi stereo kulaklıklar. Ama size 7.1 deneyime yakın daha iyi bir oyun performansı sunmak için sanal 7.1 denilen bir tane teknoloji var. Ve bu teknolojide kulaklığın USB'sinin içerisindeki USB ses kartı sayesinde gerçekleştirilen bir durum oluyor. Bu sayede kulaklığımızın her ne kadar 2 tane ses kanalı olsa da o 2 ses kanalının içerisindeki sesler bölümlere ayrılıyor. Kulaklığımızın fiyatı hem uygun fiyatlı oluyor hem de stereo bir kulaklık olmasına rağmen size 7.1'e benzer bir deneyim sunmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olduğu tartışılabilir ama yani normal bir stereo kulaklıktansa sanal 7.1 bir kulaklığı belki birazcık daha avantajlı olabileceğinden dolayı tercih edebilirsiniz. Bir de kulaklığımızın size sunmuş olduğu frekans değerlerine gelecek olursak bu kulaklıklarımız size neredeyse piyasadaki tüm bu seviyelerde olan kulaklıklarda olmuş olduğu gibi 20 Hz ve 20 kHz arasındaki tüm sesleri sunabiliyor. Bir de tabii ki ben burada size bu kulaklığın teknik özelliklerini anlattım. Ama bu teknik özelliklerinden daha önemli olan şey de tabii ki size bu kulaklığın sunmuş olduğu ses performansı. Ben bu kulaklıkları birkaç farklı yerde test ettim. Bunlar mesela oyun, dizi ve film gibi yerler. Bir de tabii ki müziği de unutmamak lazım. En başta müzik için konuşmak istiyorum. Hani ben bu kulaklığı ilk gördüğümde aslında ses performansı olarak çok da bir beklentim yoktu. Ama kulaklığı takınca şöyle bir şaşırdım. Kulaklık basları her ne kadar veremiyor olsa da böyle daha çok tak tak gibi veriyor size tam olarak basların titreşimini hissediyorum. Ettiremiyor. Ama ses performansı, sesi temiz vermesi veya sesi böyle birazcık daha derinden vermesi gibi özellikleri benim şahsen bayağı bir hoşuma gitti. Yani aslında sandığımdan daha iyi bir müzik performansını bana sundu. İş oyun kısmına geldiğinde de tabii ki bu kulaklık olmazsa olmazımız olan oyun olan CSGO'da test ettim. Vallahi performansı hiç fena değildi. Hani sanal 7.1 bir kulaklık olsa bile hani adamların nereden gelmiş olduğunu, sağdan mı, soldan mı, çaprazdan mı, arkadan mı gelmiş olduğunu anlayabildim gibi hissediyorum. Yani oyun performansı hiç fena değildi. Yani evet ben şahsen iki kulaklığımızdan da tabii ikisi aynı ama olsun elimde iki kulaklık var o yüzden ikisi için de söylüyorum. İki kulaklığımızdan da memnun kaldım hem özellikleri olsun hem de renk olsun ama tabii ki renk olarak favorim. Videonun başından beri 100 defa söylediğim gibi kırmızı oldu. Ürünleri beğendiyseniz açıklamaya koymuş olduğum linkten de satın alabilirsiniz. Bence kırmızıyı tercih edebilirsiniz. Ortadan böyle birazcık daha farklı bir renk katmış olursunuz. Tabii ben düz siyah seviyorum. Klasik asillikten gitmek istiyorum derseniz siyah modelimizde bulunuyor. Evet o zaman şöyle de bir videoyu bitireyim diyorum. Evet o zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz. Ve kanala abone değilseniz şurada veya şurada çıkan kırmızı abone butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ve video önerileriniz varsa her videoda olmuş olduğu gibi önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.